Deli Pak'ın kadın anlayışı nedir? Yani Ben anne babasız büyüdüm. Babam çok erken yaşta ayrılmış annemden. Hatırlamadığım bir zamanda. Ve çocukken de annemi kaybettim. Aslında kadın ve anne benim için özdeşleşen başka bir mitolojik kahramana dönüşür. Onlar benim dünyamda. Bir annenin ne demek olduğunu anlamayacak kadar vicdansızlar. Onları Allah'a havale ediyorum. Öbür dünyada da sürecek bu mahkeme. Fahişe demeyi, edepsizlik sayanlara. Kur'an'daki o ilgili ayetleri bir daha okumayı tavsiye ederim. Merhabalar, bugünkü Tam Senlik programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz değerli bir yazar, Sayın Abdurrahman Delipak. Hoş Hoş geldiniz. bulduk Evet, hocam Ankara'mıza bir geliş nedeniniz var. efendim. Bir dava ile ilgili buradasınız diyebiliyoruz. Evet. Evet, bu davaya ilişkin nasıl bir gelişme var? Evet Evet. ya AKP'nin Papatyaları başlıklı bir yazım çıktı. Bundan 1,5 yıl kadar önce. Bunun üzerine AK Parti 81 il kadın kolları, aynı zamanda Halkın Kurtuluş Partisi'nin birçok il ve ilçeleri hakkında suç duyurusunda bulundular. İşte kimisi Halkın Kurtuluş Partisi diyor ki 8 Mart Kadınlar Günü'ne katılan kadınlara fahişe dedi diyor. Ne bileyim AK Partili kadınlara dedi diyor. O kadem bize dedi diyor. Yani herkes üstüne alınmış. Bir yandan AK Parti teşkilatları, genel merkezi, Kadın Kolları Genel Başkanlığı ve AK Parti Genel Başkanı yani Tayyip Erdoğan'ın kendisi de benim hakkımda suç duyurusunda bulundular. Böylece iki asliye ceza Küçükçekmece İstanbul'da hakkımda ceza davası açıldı. Onun henüz ilk duruşmasına katılmadım. İlk duruşması yapıldı ama Mart ayında o duruşmaya katılacağım. Dün de genel başkan olarak AK Parti genel merkezinin açtığı bir tazminat davası vardı. 500 milyon lira talep eden. Mahkeme çok hızlı bir şekilde yargılamayı sonuçlandırdı ve 100 bin liraya beni mahkum etti. Benim suç olduğunu söyledikleri ifadem şu. AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler ve AKP'nin papatyaları. Yani Kıbrıs'taki kumarhanelere eğer siz izin verirseniz ve bu işler böyle devam edecekse buraları yarın fuhuş merkezi olabilir demek neyse bu Kıbrıslılara bir hakaret değil. Evet. Sadece Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin bir uyarı. Mahkemede ve dava dilekçesinde diyorlar ki ağzımıza almaktan haya edeceğimiz, edep duyacağımız kelimelerle bize saldırdı diyor. Ben de orada dedim ki sizin adresinizi verin ben size Kur'an-ı Kerim ya da Tevrat İncil de gönderebilirim. Çünkü orada fahşadan, fuhşiyattan, fahişelerden söz eder Kur'an-ı Kerim. Siz de yoksa Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri okumuyor musunuz? Bunu söylemek değil, onu yapmak suç. O zaman hırsızlık kelimesi de öyle, katil demek de öyle. Yani 10 emirden birisi de bu. Onlara şunu da söyledim. Çıktıktan sonra bakın bunu siz ahlaksızlık olarak tanımlıyorsunuz, edepsizlik olarak tanımlıyorsunuz. LGBT dersem ne oluyor? Pozitif ayrımcılığa. İngilizcesinin baş harflerini söylersem, peki bunun Türkçesini söylersem edepsizlik oluyor. Bunun icrasına yönelik eleştiri getirince de hakaret oluyor. Ya ben bunu AK Parti'nin içinde böyle şeyler olmaz diyorlar. Bir defa bunu Halkın Kurtuluş Partisi başkanlamış. Gazeteciler Cemiyeti de diyor ki LGBT'lilere pozitif ayrımcılık yapılırken Dilipak onlara hakaret etti diyor. Beni cemiyetten attılar. Gazeteciler Cemiyeti'nden.
Öyle mi? Yani şimdi ben LGBT'lilere mi hakaret ettim? AK Partililere mi hakaret ettim? Bütün kadınlara mı hakaret ettim? Yoksa Halkın Kurtuluş Partisi'ne mi hakaret ettim? O belli değil. İşin en garibi de ikinci cümle, bu fahişe ve türevleri, üç tane holdingin adını söyledim. Bu fahişe ve türevlerine pozitif ayrımcılık uygularken bizim yeşil sermaye ne yapıyor dedim. Bakın tekrar söylüyorum. LGBT demek terbiyesizlik değil. Bunlara pozitif ayrımcılık uygulayacaksınız. O üç holding, bir bu LGBT'li, bir de diğer bir gruptan birisi geldiğinde aynı kariyere sahipseler LGBT'lileri tercih edecek. Bu fahişe ve türevleri diye bir hakaret yok. Bu sözü nereden çıkarttık? Üç gün önce, o yazıyı yazmadan önce, Hüdayi Vakfı'nda bir istişare toplantımız olmuştu. Bu fuhuş, işte kumar, alkol, aileye karşı, bu hareketlere karşı neler düşünelim, neler yapabiliriz diye. Orada dediler ki, ya LGBT'den kimse bir şey anlamıyor Anadolu. Biz de bir dini topluluğuz. O zaman Kur'ani kavramlarla cevap verelim. Ve Kur'an'da da bu fahişe, fuhuş, fahşa, fuhşiyat şeklinde tanımlanıyor. O zaman biz bunlara karşı ne yapabiliriz konuşalım. Ben de ama dediler, bunun hangisinin nasıl yani LGBT şeklinde tanımlanan, tekrar söylüyorum, yasalara göre pozitif ayrımcılık uygulayacaksınız. Bunu İngilizce olarak söylerseniz saygı duyacaksınız. Onur duyacak onlar. Onur yürüyüşü. Onun Türkçesini söylersen edepsizlik yapmış olacaksın. Onun dini metinlerde, ister İncil, ister Tevrat, ister Kur'an-ı Kerim'den söz edin, karşılığını söyleyecek olursanız sanık olacaksınız. Ben bu pozitif ayrımcılık istihdam ederken holdinglerin kararına karşı, bu fahişe ve türevlerine karşı bir takım holdingler pozitif ayrımcılık uygularken bizim yeşil sermaye bu konuda ne yapıyor dedim. Bütün hikaye bu. Yani AK Parti bugüne kadar bu kadar Türkiye'nin içinden ve dışından yönelik hakaretler oldu. Benim kim olduğum belli. Bakın bunlar bu mantıkla Kur'an'ı bile sorguluyor olabilirler. Yani Kur'an'da ya da dini metinde de Lüt kavmini anlatan o hikaye olaylarda ya da o evamir-i aşere dediğiniz şeyde bu anlatılır. Ama maalesef kaldı ki yine Tayyip Erdoğan'a mektup yazdım ben. Dediler ki ya bu yanlış anlaşılabilir dediler. Ben de yanlış anlamayın böyle dedim. Hasan Doğan'a gönderdim. Onlar da yok işte Tayyip Bey'e verildi verilmedi tartışması oldu. Bu defa ya dediler sen en iyisi bir açık mektup yaz dediler. Bir de açık mektup yazdım. O da hala dilipak.com'da da duruyor ya da YouTube kanalında da duruyor. O da yetmedi. Dediler ki Tayyip Bey'in okuyacak vakti olmayabilir. Bir hanım Asiye Hanım, bir de Emine Hanım'a açık mektup yazsın dediler. Bir de onu yaptık. Üç gün kimsenin sesi çıkmadı. Sonra bir troll saldırısı, medya arkasından 81 il. Ha niye bu böyle oldu? İstanbul Sözleşmesi'ne karşı hazırlanan bir rapor vardı Tayyip Bey'e verilen. O raporun ana metni ben yazdım. Bunun intikamını aldılar. 81 ilde dava açmalarının sebebi de ben o illere gidip konferanslar veriyorum, parti teşkilatlarını ziyaret ediyorum, üniversitelerde gençlere hitap ediyorum, vakıflarda akşam halka konuşuyorum, o yerel televizyonlara, radyolara çıkıyorum, gazeteleri ziyaret ediyorum. Yani belediyelerle görüşüyorum, oradaki resmi kişilerle görüşüyorum. Ama artık şimdi ben oturduğum belediyede bile kitap fuarına davet etmiyorlar. Benim bütün Türkiye'deki üniversitelerle, öğrenci yurtlarıyla, vakıflarla, derneklerle, sendikalarla, ne bileyim oradaki her türlü resmi ve özel kuruluşlarla, mesela benim için toplantı düzenleyecek olan derneğin salon kirasına sponsor olan holding de artık ya da şirket de mesafeli duruyor. Bu kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle anlamında.
benim şahsımda İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan gruplara karşı bir meydan okumaydı. Ve bunu başardılar ama parti hala şu anda bu davayı sürdürmekle aslında kendine karşı da kurulan bir tuzağın içine çekilmeye çalışılıyor, çekilmiş vaziyette. Bu davanın bana bir zararı olmaz. Bu davadan bir şey çıkmaz. Yani Türkiye'de hukukun H'si varsa bile bundan bir şey çıkmaz. Ben 50 yıllık sanığım. Bu çok ciddi alınacak bu anlamda. Yani işte mahkum edecekler diye endişeye kapılacak bir durum yok. Ama mahkeme orada çok hızlı bir şekilde benim 19 sayfalık savunma metnimin daha 4. sayfasındayken ben kararı veririm, siz sonradan dilekçenizi dosyaya eklersiniz dedim. Git, karar verdi. Neyse, ben tarihin yaşayan tanıklarından biriyim. Tarihe not düştük. Bir zamanlar Türkiye. Evet. Peki hocam, buradaki sizin, yani Abdurrahman Dilipak'ın kadın anlayışı nedir? Yani kadınlara bakış açısı nedir? Bu soruyu, yani onların açtığı dava, hakaret gerekçesiyle açtığı davaya karşı en çok merak edilen soru. Şimdi benim Bir Başka Açıdan Kadın diye bir kitabım var. Oradaki tanım şu: kadınlar sadece çocuk doğurmazlar, toplum doğurlar. Her kadın ve erkek bir başka kadının eseridir. Dolayısıyla insanı insan yapan ana mektebin baş öğretmeni kadındır. Erkeğe erkekliği öğretecek, kadına kadınlığı öğretecek, erkeğe, oğluna haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol, ya şehit diyecek olan o annedir. Anneler çocuklarının elbisesinin temizliğine gösterdiği özeni, çocukların kalbinin temizliğine göstermediği için, karınlarını doyurmaya gösterdikleri özeni, çocukların kafasını doyurmaya göstermedikleri için bu kavga. Terörün arkasında da bu var. Sadece kadın erkek değil, insanın aklıyla vicdanı savaşıyor. Gelin kaynana savaşı var. Damat kayınpeder savaşı var. Bu insanlık trajedisine son verecek asıl buradaki merhamet temsilcisi, timsali kadın. Bu anlamda da insanlık tarihinin elbette peygamberlerin istisnai bir yeri var. Ama Firavun'un hizmetkarı Hacer, annemizin ayak izinde koştu peygamberimiz. Safa ile Merve arasında. Kabe'yi tavaf ederken içeride o vardı. Hacer annemiz Kabe'nin içinde yatıyor hala. Hacer annemiz Zemzem'in bulunduğu yerde ilk Zemzem'i içenlerden. Siz şeytan taşlarken de Hacer annemiz yanınızdadır. Ortanca şeytanı taşlarken. Her erkek ve kadın Hacer'e dönüşür. Eğer dönüşmüyorsa zaten o ibadetin çok da bir anlamı yok. Yani orada biz sadece jonging yapalım diye Safa ile Merve arasında evet, koşmuyoruz. Elbette. Orada Hacer'e dönüşüyoruz. Hacer'in benim gözümdeki değerini anlatmaya benim mecalim yetmez de, ben anne babasız büyüdüm. Babam çok erken yaşta ayrılmış annemden, hatırlamadığım bir zaman. Ve çocukken de annemi kaybettim. Aslında kadın ve anne benim için özdeşleşen başka bir mitolojik kahramana dönüşür. Onlar benim dünyamda bir annenin ne demek olduğunu anlamayacak kadar vicdansızlar. Onları Allah'a havale ediyorum. Öbür dünyada da sürecek bu mahkeme. Fahişe demeyi, edepsizlik sayanlara, Kur'an'daki o ilgili ayetleri bir daha okumayı tavsiye ederim. Fahişe kelimesini kullanmak edepsizlik değil. O edepsizliği yapmaktır asıl edepsizlik. LGBT'ye pozitif ayrımcılık uygulayanlar, Kur'an ayetinde geçen bir kelimeyi telaffuz etmeyi edepsizlik sayacak bir akılsızlığa sahipseler ne diyebilirim ki? Mahkemede
o davada AK Parti'yi temsil eden avukatlarla da bunu tartıştık. Yok, o AK Parti'nin içinde ben dün yine AK Parti il yönetiminden bir hanım arkadaşla da görüştüm. Veya AK Parti'ye bir kırgınlığınız var mı hayır, hocam? Hayır, bir kavme olan öfkeniz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. Olur mu öyle şey? O zaman biz insan olma noktasında bir zaaf göstermiş oluruz. Hayır. Bunlar olacak her topluluk içinde. Hazreti Yusuf'u kim kuyuya attı? Hazreti Yakup'un ailesine mi düşman olacağım? Haşa. Evet. O fiile, o yanlışa karşı çıkacağım. O yanlışı yapanlara. Orada hala çok değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Biz Müslümanız ve Müslümanlar kardeştir. Yani öyle bir şey yok. Evet. Firavun'un karısı benim annem. Ama peygamberin karısı, Hazreti Lut'un karısı benim annem değil. Hazreti Lut'un karısı benim annem değil. Yani ben Firavun'un karısına annelik, ben onun evladıyım. Evet. Peki hocam, Türkiye 2023'e odaklanmış, kilitlenmiş durumda. Nasıl bakıyorsunuz? Sizce ne olur 2023'te? Hiçbir şey olacağı yok. Seçim o zamana kadar gider mi onu bilmiyorum. Olursa da Türkiye'de, bütün dünyada artık 8 partili koalisyon var. İsrail'de, işte Bulgaristan'daki seçim sonuçları ortada. Bakarsınız Almanya'da 3 partili koalisyona gidiyor. Her şey çok dağıldı. Yeni dünya düzeninde insanlar teolojik bir travma geçiriyorlar. Covid'den daha tehlikeli. Yani deist oluyor insanlar. Kadere, rızka ve ecele iman konusunda dökülüp gittiler. Yani Covid'de yakalandıklarını söyleyenlerden daha fazlası akaid konusunda döküldüler. Onun için görelim Mevlam neyler, neylerse. Neylerse güzel, güzel eyler. Eyler. Evet, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programımızın sonuna geldik hocam. Ya haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytandır. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalibe karşı duracağız. Bu dünyada yaptığımız ve yapmamız gerekirken yapmadığımız, söylediğimiz ve söylememiz gerekirken söylemediğimiz her sözden hesaba çekileceğiz. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Eski hal muhal, yeni hal ya izmihlal. 19. yüzyıl sonunda kullanılan kavram ve kurumlarla 21. yüzyıl açıklamak mümkün değil. Her şey değişecek. Bizim şimdi yeniden asrın idrakine İslam'ı söyletecek bir zekaya sahip olmamız ve bunun mücadelesine girmemiz gerekiyor. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı bir hukuk devletini yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken yeniden Müslüman olmamız gerekiyor. Allah'ın dini yeri göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din, karıyla koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Programımıza konuk olduğunuz için, geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz Allah hocam. Allah hayırlar versin. Değerli izleyenler, bir başka Tam Senlik programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Müzik